Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu olma özelliğini taşıyan Antalya Hipodromu törenle açıldı. Açılışta Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı konuşma yaptı. Kış aylarında önemli bir yerli turizm hareketliliği sağlaması beklenen Antalya Hipodromu'nda, kış ve sonbahar sezonlarında 242 koşu yapılacak. Tabii ki öncelikle Antalya'mıza hayırlı olsun. Biz de ev sahipliği yaptığımız için döşemaltı olarak çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Türkiye'nin 10. hipodromu. Özellikle hem sentetik hem de kumpist olarak aynı anda iki yarışın yapılabileceği Türkiye'nin tek hipodromu. Çok özel, Antalya'nın turizmine katkı sağlayacak, alternatif turizmine katkı sağlayacak bir proje. Binicilikle ilgili. Arazi büyüklüğü olarak 3. büyük hipodromu Türkiye'nin. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım Antalya'ya katkı sağlar. Atçılık ve diğer sporlarla beraber 12'ye yaymak lazım turizm işini. İşte aşağı yukarı bir 6 ayında da, kış sezonunda bir 6 ayında da Türkiye Jokey Kulübü olarak yarışları yapacağız kısmetse burada. Antalya sahip olduğu birçok özelliğinden dolayı dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biridir. Bugün burada bulunma nedenimiz ve açılışını yapacağımız hipodrom, şehrimizin ürün çeşitliliğini ve derinliğini geliştirecek bir tesis olacaktır. Şehrimizin sahip olduğu bu güçlü ürün yapısına çok önemli katkı yapacağına inandığım Antalya Hipodromu ülkemizin en büyük 3. hipodrom olarak hizmete açılacaktır. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak deniz, kum, güneş üçlemesi dışında Antalya'nın kültür, sanat ve alternatif turizm çeşitlerinin varlığı ile zenginleştirmek ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız Antalya Hipodromu'nun 12 aya yaymak istediğimiz turizm hedefi için döşenmiş önemli mihenk taşlarından birisi olacaktır. Bu kıymetli projenin hayata geçmesini sağlayan başta ilgili bakanlıklara, Büyükşehir Belediye'mize, bizden önceki başkan arkadaşlarımıza, bizden önceki meclis üyesi arkadaşlarımıza buranın planlanmasıyla ilgili Döşemealtı Belediye Başkanı kardeşim Turgay Giyenç'e, ekibine ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı Başkanımıza, kıymetli üyelerine, kısacası emeği geçen herkese şahsım ve Antalya'mız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Antalya için çalışıyoruz.